Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi İstanbul'dan sesleniyoruz. Kessler firmasına konuk olduk. Ve ikinci nesil iş geliştirme sahibi Sayın Eren Kessler ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Eren. Merhabalar. Eren Bey, fuarla bizler için gerçekten dünya konuklarını ağırladığımız ender mekanlardan bir tanesi ve şu anda da İstanbul Fuar Merkezi'nde Yeşilköy'de hak ettiğiniz yerinizi aldınız Kessler olarak. Teşekkürler, sağ olun. Ankara firması olarak İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum öncelikle. Teşekkürler, sağ olun. Siz de standımıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Burada tabii ki hani dedik ya dünya konuklarını ağırlıyoruz. Peki nasıl ağırlıyoruz? Nasıl geçiyor fuar diyelim? Fuarımız iyi geçiyor. Beklediğimizden iyi geçiyor açıkçası. Bir sıkıntı yok. Mutluyuz. Mutluyuz. Müşterilerimizle buluşuyoruz. Yurt içi, yurt dışı. Bir sıkıntı yok. Süper. Biz diliyoruz ki yarın bugünden daha da güzel olsun İnşallah. Sizler için. İnşallah. Kessler gerçekten çok uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmişin şu an standta yerini alması. Evet. Sevgili babamızla başlayan koşturmacının sonrasında ikinci nesil olarak daim olduğunu görüyorum. Evet, ve ben diliyorum ki üçüncü, dördüncü, beşinci nesil daim olsun bu güzel İnşallah. Mekan. Anlatalım mı? Kessler deyince aklımıza neler gelmeli? Kessler deyince aklımıza ilk olarak orman yangınlarıyla mücadele firması gelmeli. Orman yangınlarıyla mücadele konusunda dünyadaki ilk 3 firmadan biriyiz. Haklı bir gurur. Tabii ki bu gurur gerek ülkemizin, gerek bizim, gerek orman teşkilatımızın hepsinin. Biz 96 yılında esasen otomotiv yedek parçaları satışıyla başladık. İlerleyen zamanlar içerisinde orman araçlarına yapılan yedek parça satışlarını orman yangınları kısmına kaydırarak o alanda biraz daha ihtisaslaşarak sürdürdük. Ve şu anda da dediğim gibi dünyadaki orman yangınlarıyla mücadele üç konusundaki... Üç devden biri izliyorsunuz. Evet, öyle diyelim. Hatta yani... Evet, öyle diyelim açıkçası. Yani burada tabii ki Türkiye adına haklı bir gurur. Biliyorum ki bu başarı ilerleyen yıllarda da tabii ki gelişerek bizlerle olsun. Gelişerek diyorum çünkü geriye dönüp 20 yıla baktığım zaman hep bir gelişme söz konusu oldu Kessler için. Hep daha iyi, hep daha iyi, hep daha iyi amaçlandı. Şu anda da en son teknolojinin buluşma noktası olarak evet. bizlerlesiniz. Üretici firma olmanın birçok ayrıcalığı yansıyor Türkiye'me ve hatta bunu aşarak vurguladığınız gibi ihracata yönelik tabii ki yurt dışına. Evet, adımızı evet. gururla Kessler markasıyla yurt dışına taşıdığınız için de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Hangi ülkeler? Hangi ülkeler? Akdeniz kuşağındaki ülkelere ihracatlarımız var. İspanya başta olmak üzere, Fransa. Biraz daha Sahra bölgesine indiğimiz işte Mısır, Lübnan bu taraflara ihracatlarımız oluyor. Bunun dışında tabii ithalatlarımız da var. Dünyada bugün, bir marka evet, buluştu bizle. Evet, evet. Bugün yangın sektöründe 250 sene ve üstünde geçmişi olan firmaların Türkiye distribütörüyüz. AVG marka itfaiye ekipmanları ve Parç marka yangın hortumlarının Türkiye distribütörüyüz. Bu konuda da iç pazarda gerek itfaiye teşkilatımıza, gerek orman teşkilatımıza, gerekse bu konuda faaliyet gösteren diğer teşkilatlara hizmet vermekteyiz. Bu konuda da gerçekten haklı bir gurur yaşıyoruz. Çünkü bu firmalar gerçekten dünyada pazarda söz sahibi firmalar. Türkiye'de bizi tercih ettiler. Biz de gerek kendimizin, gerek ülkemizin, gerekse onların yüzünü kara çıkarmamaya çalışıyoruz. Süpersiniz. Burada tabii ki üretici firma olmanın ayrıcalığı Türkiye'me yansıyor. Tabii kalitenin ki. Aslında uygun rakamlarla buluşma noktası olduğunuz bizler için. Evet. Gerek burada bunların alımlarında, gerekse ufak bir arızada, bir ala kadar bizlere yakın olmanız anlamında da bu işler tercih ediliyor ve evet, Kessler ve sizin de vurguladığınız gibi dünyada lider olma yolunda ilerliyor diyeceğim. Evet. Şu an ilk üçün içindeyiz ama tabii ki lider konumuna çok az kaldı demek Doğru. istiyorum Doğrudur. İzin olursa. Doğru. Burada birçok projeler var aslında. Tabii yeni nesil olmanın ayrıcalıkları da bize yansıyor. Evet, doğrudur. Burada sosyal proje kapsamındaki projeyi de ben burada açıklamak istiyorum. İzniniz tabii, olursa. Tabii, çünkü demişsiniz ki biz burada yeni nesil olarak hiçbir şeyin çöpe gitmesini istemiyoruz. İstemiyoruz. Anlatalım mı? Doğrudur tabii ki. Şöyle biliyorsunuz
biliyorsunuz yangına müdahalede kullanılan hortumlarımız var, bez hortumlar var. Bu hortumların biz Türkiye'de geri dönüşümünü sağlıyoruz. Çevre Bakanlığımızdan izinlerimizi aldık. Ankara'da bir geri dönüşüm merkezimiz var. Eskimiş yangın hortumlarını biz diyoruz ki atmayın, hiçbir şey çöpe gitmesin. Bunları bize gönderin. Biz bunun karşılığında size yeni hortumunuzu verelim. Gerekli kolaylıkları da gösterelim ve aldığımız bu malzemelerle de yine ülkemize, toplumuza, dünyaya bir faydamız olsun. Geri dönüşüme sokalım, tekstil ürünleri üretelim veya itfaiye ve sivil savunma sektöründe kullanılan ürünleri, yan ürünleri üretelim. Böyle bir çalışmamız gibi var. Gibi. Şu anda evet, Türkiye'de bu konuda tekiz. Dünyada da bu konuda iki firmadan biriyiz. Süpersin canım. Başarıların gülen yüzüyle çok birlikte daim olsun dilerek sormak istiyorum. İleriye yönelik hedefler neler bu doğrultuda? İleriye yönelik hedeflerimiz şöyle. Tabii ki yangın konusu çoğu kişinin de ortak görüşüdür. Gerektiği değeri görmeyen bir konu. Aslına baktığın zaman sivil savunmanın en büyük koludur yangın, işte itfaiye, orman itfaiyesi. Bu konuda yenilikleri her zaman sürdürmek, yeni çalışmalar yapmak bizim en büyük hedefimiz, en büyük arzumuz, isteğimiz, tutkumuz. Öyle söyleyebilirim. Burada gerçekten çok kuvvetli bir de ekibiniz var. Evet. Bana görünmeyen kahramanlara, başta Ar-Ge grubumuza, tasarım ekibimize, evet, kısaca mühendis kadromuza, A'dan Z'ye emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza da diyoruz ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Sağ olsunlar, bu güzel olsunlar. Firma 1996'dan bu yana hedeflediği şey kalite ve müşteri memnuniyeti oldu. Evet. Ve bu emeklerin hep ilerleyen yıllarda karşılığını aldık. Sizin de vurguladığınız gibi dünya lideri olma yolunda ilerlememiz, evet, gibi. Diliyorum ki bu keyifli değerler ilerleyen nice 20 yıllar boyu gülen yüzlerle birlikte bizlerle olsun. Saygılar olsun canım. Evet, teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, İstanbul Fuar Merkezi'nden Kesler firmasına teşekkür ederek ayrılıyor. Başarılarının daim olmasını dileyerek sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.